Hocam son sorumu o zaman sorayım. İnanın çok sorular var ama biliyorum artık herkes sizi bekliyor şu anda. Şöyle, buyurun hocam. Harika sorular sormuşlar. Bunu alın. Tamam. Bu soruları alın. Ben size bu röportajın devamını da söz veriyorum. Elhamdülillah, onu İnşallah. Alacaktım sizden. Nerede olursa tamam, olsun, hocam. Müsait bir yerde karşılaştığımızda şu anda beni bekliyorlar. Evet. Kafile yola çıkmaya hazır. Ama ben söz veriyorum. Hatta ateist insan kardeşlerimden sorular bekliyorum. Tamam hocam. Agnostik insan kardeşlerimden sorular bekliyorum. Ben onları iyi tanırım. Aslında tüm ateistler İslam'ın yarısına gelmiş insanlardır. La demişler bir illa kalmış. Dolayısıyla bu röportaj bitmedi. Virgül koyacağız. Tamam hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam evet. Son kısa olarak tamam. Bir tane böyle sizi hep hadis inkarcısı olarak söylüyorlar ama konuşmalarımızda hem Kur'an-ı Kerim'den ayetler getireceğiz hem de hadislerden. Hocam soru şu. Peygamber o zaman geldi. Peygamber eğer yoksa peygamberi kabul etmese bile bugün bile peygamber yok. Kur'an bize peygamberi o zaman Allah neden gönderdi ve bugün peygambersiz bir Müslümanlık nasıl olur? Yahut da o peygamberin yerini doldurabilecek bir şeyler var mıdır hocam? Aslında bu soru şöyle. Neden son peygamber geldi? Neden son peygamberden Aynen. sonra peygamber devam etmiyor? Cevap şu. İnsanlığın tüm tarihi bir insanın tarihi gibidir. Bir insan nasıl doğar, büyür, çocukluk, bebeklik devresi, çocukluk devresi, efendim ergenlik devresi, akıl bali olma devresi, daha sonra ise aklın olgunlaşım rüşt çağı. Ve daha sonra kemiklerin tamamen olgunlaştığı 23 yaş, daha sonra 40 yaş ruhun olgunlaştığı ve öyle gider. İhtiyarlık ve ölüm. İnsanlığın tarihi de böyledir. İnsanlığın aklı son peygamberle olgunlaştı. Ve son peygamberde artık kişilerden ilkelere geçti. Reislik, başkanlık, liderlik son peygambere kadar insandaydı. Son peygamberden sonra ilkeye geçti. Prensipler. Prensiplere geçti. O prensipleri de Kur'an ihtiva etti. Yani Kur'an aynı zamanda peygamberi temsil ediyor. Kur'an onun için bozulmadan yaşıyor. Yani Kur'an aynı zamanda yaşayan peygamberdir. Biliyorsunuz peygamberin ahlakı Kur'an'dı. Ahlakı Kur'an olan peygamber de Kur'an'ı miras bırak. Dolayısıyla esasen peygamber arayanlara ahlakı orada diyorum. Ahlakı Kur'an'dı. Peygamber orada. Kur'an'ın bir vasfı da bunun için Rasul'dür. Kur'an Rasul'dür. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Evet. Hürmetli dostlar, hakikaten Mustafa Hoca'dan insan doymur, yani günlerle, saatlerle sohbet edemiyorlar. Ve yakışı ki hocamız özü bizi söylememişten evvel sözünü verdi. Allah'ın izniyle bir daha görüşüp daha geniş bir zamanda, daha geniş sorulara cevap alacağız. Size de teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir daha teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.